Bismillahirrahmanirrahim. 2013 tek ders sınavı, Arapça 3. İf'ilal bab aşağıdakilerden hangisi için kullanılır? Hangisi için kullanılır demek esasen binası yani özelliği ne içindir? Mutavaat için olabilir, müşariket. Ve devam ediyor. Doğru cevap E şıkkı olacaktır. Bu tamamıyla ezber sorusuydu. Bu bilgiye sahipseniz bunu rahatlıkla çözersiniz. Bu bilgiye sahip değilseniz şundan yola çıkarak çözersiniz diye bir yol göstermek mümkün değildir. Tabi hangi babın binası ne içindir? Bu önemli bir bilgi. Babları bir kağıda yazıp hemen karşılarına binası yani ek özelliği şunun içindir diye yazarak ardından ezber yapmanızda çok fayda olacaktır. İkinci soru Yuslimu. Esleme, yuslimu, ekrame, yukrimu, ehrace, yuhricu. Yani ifal babı olur arkadaşlar. Mazisi aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. O da esleme olur. D şıkkı. İfal babıdır. Muzaridir buradaki. Mazisi sorulmuştur. Mesela A olabilir mi? Olamaz. Selime. Mazidir. Doğru. Ama mücerret babdır bu. Oysa burada sorulan kelime mezittir, sülasi mezittir. Sülasi mezidin mazisi de yine sülasi mezit olmalıdır. O da esleme olur. Buradaki hemze zait yani ne diyebiliriz? İfal babının alameti. İfal babından olduğuna dair işaret. Sellem olabilir mi? Selleme de olmaz. Yine nedir? Sellemenin muzarisine gelir. Selleme yüsellimu olur diyor. Yüsellimu yazmıyorum bunu. Yüslimu yazıyor. Saleme yusalimu. Faale yufailu mufale babıdır bu. C şıkkı var. Teselleme tesellemu tesellümen. Tefaül babıdır. Teselleme yetesellemu gelirdi muzarisi. Yüslimu gelmezdi. D şıkkı doğrudur. Zor bir soru muydu? Çok kolay bir soruydu. Yine bablarla alakalı. Bablara dair bizde yanlış hatırlamıyorsam 3 adet video çekmiştik. Bablar çok önemli bir konudur. Hatta şöyle hatırlıyorum. Birinci videosunda o konunun birinci videosunda tek videoluk, tek ünitelik iş değil bu. Yani geniş bir konu diye de söylemiştik. Üçüncü soru. Men isim mensulünün yerine aşağıdaki isim mensullerden hangisi getirilebilir? Hazarat men o kimse ki alecine. Alecne kelimesinin özelliklerini bilirsek men yerine getirilecek kelimeyi de rahatlıkla çözeriz. Alecne nasıl bir kelimedir? Alecne. Mufale babından mazi bir fiildir. Konumuzla direkt alakalı değildi. Bu ek bilgi olsun diye verdim. Burada bilmesi gereken şey yani bunu doğru cevaplayabilmek için ne bilmek gerekir? Bu kelimenin cemi müennes olduğunu bilmek gerekir. Bu kelimenin cemi müennes olduğunu tespit edebildiyseniz, öyleyse siz de isim mensuplardan cemi müennesi seçmeniz gerektiğini anlarsınız. Uyumlu olması gerekiyor ya, uyum gerekiyor. Alecine yani müfret olsaydı, müfret isim mensubu seçmemiz gerekirdi. Ama bu cemi müennestir, gaybe sırası. Cemî müennes olarak gelen isim mevsulde ellâtî'dir. Bu yüzden doğru cevap C şıkkı olur. İsim mevsulleri ezberlerken hangisi müfret, tesniye, cemî, müzekker, müennes diye yani belirleyerek bunun farkında olarak isim mevsulleri ezberleyiniz. Dördüncü soru en uygun şekilde tamamlamak için ne getirilmelidir? Gâlel ebu li ibnihi, libnihi. Baba oğlu için ne der? Oğlu kaç kişidir? Tek kişidir. Öyleyse buraya getirilecek kelimenin tek olması gerekiyor. Yani müfret olması gerekir. Ve oğlu için diyor, kendisi için değil. Vai yani kendisi mütekellimle alakalı. Şuradaki ya mütekellim yasıdır. Uygun düşmez. Oğlu için değil, kendisi için söylemiş olur. Burada ne yazmışlar? Va'a. Bu da nedir? Tesniye mazidir. Oğlu tek kişidir. Tesniye yine olmaz. C şıkkında ne yazıyor? Yakından bakalım. Va demiş. Emri hazırdır.
Var ne olur? Emri hazır ve müfrettir. Oğlu da müfret idi. Tutmuştur yani uyumludur. Dolayısıyla C şıkkı olur. D şıkkı olur mu? D şıkkı olmaz. Va'u yani ketebu kalıbı. Cimidir bu. Oğlu tek kişiydi. Yani burada li evladihi olsaydı, çocukları için demiş olsaydı o zaman var olurdu yani. Burası cemi olsaydı ama müfret. Bu yüzden burası cemi olduğundan uymaz. Va'ne cemi müennestir. Az önce geçen alecnede olduğu gibi. Cemi müennesleri nasıl fark ediyoruz? Tabii cemi müennes gaibeden bahsediyoruz. Mazi kalıptan bahsediyoruz. Fethalunun ki sağında cezim var. Fethalunun ki sağında cezim var. Cemi müennestir. Bu yüzden oğlu da cemi değil ki uyumlu olsun. Müennes de değil ki uyumlu olsun. Buna göre müfret tesni cemi yani nicelik bakımından uyan tek kelime C şıkkıdır. Eşittir C şıkkı doğru seçenektir. Beşinci soruya bakıyoruz. Tekevvenet cümlesinde boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla en uygun şekilde tamamlar? Evvela tetekevvenet ya da tekevvenet nedir? Müennes bir kelimedir. Bunu cezimli T ile bitmiş olmasından fark ettik. Tekevvenet adeta ketebet, nasarat, galet yani cemidir. Pardon, müfrettir. Ve müennestir ve gaibedir. Müfret, müennes, gaibe kalıbıdır. Öyleyse buraya getireceğimiz failin de buna uyumlu olması gerekir. Emirun, emir kelimesi evvela müennes değildir. Dolayısıyla buraya uyumlu olmaz. Bakın fiilin müennes olduğunu ve müfret olduğunu fark ettik. Müfret ve müennes. Buna uyumlu bir şık aramaktayız. Emir olmaz çünkü müzekker. Leda olabilir mi? Leda da müzekkerlik müenneslik söz konusu olduğunu söyleyemeyiz. Ama azimetin müennestir. Doğru cevaptır diyebiliriz. Zaten baktığımızda A, B, C, D, E şıkların her birine baktığımızda müennes olarak nerede kelimeler açıkça görmekteyiz. Bir B şıkkında azimetün kapalı T ile bittiğinde müennes. C şıkkında cedidetün yine müennestir. Oysa diğerlerinde hiçbirinde T söz konusu değildir. Yani müennes değiller. Öyleyse B ile C şıkkına odaklanmamız gerekir. Bu iki şıkka baktığımızda C şıkkında sultan kelimesini görmekteyiz. Sultan müzekkerdir. Celilüddin müennestir. İkisini buraya koyduğumuzda hatalı olacaktır. Oysa B şıkkını koyduğumuzda bir problem gözükmemektedir. Çünkü Leda'nın müennesi müzekkeri diye bir şey söz konusu değildir. Ortaktır. Müşterektir. Her ikisi için de Leda kullanılır. Azimetin müennestir. Problem yok. Hani anlaşılmadığını düşünerek tekrar edelim. Tekevvenet müennes bir kelime. Fiil. Öyleyse müennes bir kelime arıyoruz dedik. Baktık hiçbiri müennes değil. Öyleyse dedik ki ortak kullanılan bir kelime bulalım. Hem müennesi hem müzekkeri ortak hangisidir? Leda olur. Leda olur. İnde de olur. Sultan olmaz. Sultanetun olması gerekirdi. Emirun da olmaz. Emir, yani Emirul Müminin, müminlerin emiri diye bir lakap, bir künye vardır. Yani bayanlar için değil, müennes değildir. Buna göre sadece ledalar ve indeler olur dedik. Buraya geçtiğimizde ise mektebetün nedir? Müennestir. Bulacağımız kelime yine müennes olmalı. Atik olmaz, müzekker. Azimetün olur mu? Evet, müennes. Cedidetün, evet müennes. Azimun, cedidün bunlar da nedir? Müzekkerdir. İkisi de olmaz. Yani ne oldu? B ile C şıkkının kelimeleri olur dedik. İyi de niye müennes arıyorum? Çünkü noktanın sağ tarafı müennestir. Mektebetün, mektebe. Öyle mektebe ki sıfat aranıyor. Sıfat mevsuf ilişkisini hatırlayalım. Sıfat mevsuf bir müennes ise diğerinde müennes olması gerekirdi. Bu yüzden müennes olmalılar buraya getirilecek kelimelerin. Kelimenin daha doğrusu. O da ancak B şıkkı olmaktadır. C şıkkı burası tutuyor. Doğru. Yeni bir kütüphane diyebiliriz ama sultan kelimesi sultan müzekkerdir. Oysa fiil müennesti. Fiil ile fail arasında cinsiyet uyumu müzekkere müzekker, müennesi müennes uyumu olması gerekirdi. Altıncı soru, hırsız 3 gün sonra yakalandı cümlesinin doğru çevirisi nedir? Burada dikkat edilecek şey yakalandı. Yani meçhul bir fiil değil mi? Yakalandı.
Atıyorum polis yakaladı, Ali yakaladı, Veli yakaladı değil. Yani yakaladı değil. Yakaladı, içti, gitti, uçtu, yemek yedi gibi. Bunlar değil yani. Yakalandı, görüldü, bırakıldı, anlaşıldı. Meçhul fiil yapısı bu. Edilgen yapı. Bu yüzden arayacağımız fiilin meçhul olması gerekir. Oysa gabazna'ya baktığımızda gabestu gabazna. Na ne olur? Fail olur. Faili belli yani. Biz yakaladık manasına geliyor ki bir kere fiil malum olduğundan direkt yanlış derim. Ayrıca fail belli. Biz demiş ki burada biz manasında bir şey yok. B şıkkı gabezu, gabeza, gabeza, gabezu. Yani cimidir. Burada yakalandı diyor. Yakalandılar değil zaten. Gabezu yakaladılar. Onlar. Buradaki vav fail olur. Onlar yakaladılar. Yakalandı değil, yakaladılar olduğundan tutmaz. C şıkkı, ba'de selasete eyyamin 3 gün sonra gubiza. Gabeza, gubiza, meçhul fiil. Gabeza ne yapılmış? Gubiva halini almış. Aradaki fark ne? Hareket farkına dikkat edelim. Gabeva, gubiza olmuş. Ketebe, kütübe meçhul oldu. Nasara malum, nusira meçhul. Fetaha malum, futiha meçhul. Haraca malum, hurica meçhul. Mazi fiilden bahsediyoruz. İlk harf ötelenmiş, ikincisi esrelenmiştir. Üçüncü harf zaten her zaman fethi olur. Müfretten bahsediyorum tabii. Müfret, müzekker, gayb sırasından bahsediyoruz. D şıkkı olur mu? Gubizu yakalandılar. İşte meçhul ve cemidir. Cemi vav var. Yakalandılar. Burada larlar yok. E şıkkı gabestu. Ben yakaladım. Yani burada ben yok ki. Yani dolayısıyla soru zor muydu? Değildi. Çözmek için ne gerekirdi? Yakalandı kelimesine konsantre olarak bunun meçhul olduğunu fark etmek. Ve meçhul ile malumu gördüğümüzde ayırt edebilmek. Ve müfret işte tesniye cimrinin farkında olmak. Kolay bilgilere dayalı bir soruydu. 7. Setusafirus sefen demiş. Boşluğa en uygun kelime hangisi olur? Hatta sufunu diyelim. Cemi olarak okuyalım. Cemi mükesser. Sufun gemiler manasına gelmekte. Burada tabi bunun manası önemli değil. Önemli olan buradaki sini görebilmek. Mana önemli değil burada. Setusafiru. Sin yakın gelecek için kullanılır. Yani zamanla alakalı bir şey değil. Kable yevmin bir gün önce. Olmaz. Emsi dün hiç olmaz. Diğerleri de aynı şekilde olmayacak. Doğru cevap neden Dulu'u şems olur? Mana ile alakalı bir soruydu. Setusafir yolculuğa çıkacak ne? Es-sufunu gemiler ne zaman çıkacaklar? Dulu'u şemsi güneşin doğuşu anında, doğuşu esnasında. Güneş doğar iken yolculuğa çıkacak o gemiler. Küllel mesafeti her mesafe. Mesafenin tamamı. Diye diğerleri mana bakımından uygun değildir. Anlamlı ve tam bir cümle. Anlamlı ve tam bir cümle. Tam bir cümle denildiği zaman ne istenir? Ya tam bir isim cümlesi ya da fiil cümlesi veya şimdi bir cümle gibi. Yani onlara dikkat etmek gerekiyor. Fiil, fail, duruma göre meful veya mübteda, haber ilişkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Buna göre A şıkkı ittecehet nedir? Fiildir. El yeminu fail olur. Nahve seyyareti. İttecehet yöneldi. Ne yöneldi? Yönelen nedir? El yeminu. Yemin yöneldi. Yani yemini sağ manasını alalım. Sağ taraf yöneldi. Nahve seyyareti araba tarafına doğru. Araba yönüne. Sağ tarafın yönelmiş olması düşünülemez. Sağ taraf bir varlık değil ki yönelsin. Tabi yemin kelimesine farklı manalar da verilebilir. İttecehet yine yöneldi. Ne? Es-seyyaratu. Otomobil. Ama öyle otomobil ki el-yeminu. Sağ otomobil. Sağ otomobil, sol otomobil diye bir şey olamaz. Bir de nahve yönüne. Neyin yönüne? Belirsiz. Uygun değil yani. Sıfat mevsuf oluyor ya burası. Nahve yöne de uygun değildir. C şıkkı ittecehet yöneldi. Seyyaratı otomobil yöneldi. Fail. Ne yöne? Hangi tarafa? Nahvel yemini sağ tarafa doğru otomobil yöneldi.
dediğimizde diğer cümlelere nazaran daha manalı, uygun olduğu ortada. İttecehet yöneldi, ne yeminun sağ yöneldi. Yani sağ yönelmiş olması pek mantıklı gelmemektedir. Es-seyyaratu otomobildir de aynı şekilde arkadaşlar. Yani ne sorusuydu diye düşünmek gerekirse tabii ki mana sorusuydu. Biraz kelimelerle anlamak, yani kelimelerin manasını bilmek gerekiyordu. Hangisinde mef'ulün mutlak ögesi yoktur? Bu oldukça kolay bir soru. Mef'ulün mutlak. Mef'ulün mutlak nedir? Fiilin kökünden doğan bir kelime aramalıyız. Fiilin kökünden doğmuş bir mastar. Bakıyoruz. Şu kelimeye bakıyoruz. Bir de şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Harfler tutuyor mu? Tutuyor değil mi? Başta hemze, hemze. Zay var, zay var. İki tane dal var, iki tane dal var. Hatta evet, iki tane dal var. Tuttu, yani kaç tane tuttuğunu görüyorsunuz. Meful mutlakların mensup olması gerektiğini de unutmayalım. Öyleyse A şıkkında meful mutlak vardır. B şıkkına bakıyoruz. Tünezzimu tenzimen. Aynı harfleri görebiliyorsunuz. T var, T var. Nun var, nun var. Z var, Z var. Mim var, mim var. Harfler hep tutmuştur. Meful mutlak var. C şıkkı ne tedürü devrateyni. Tedürü devrateyni. Dal ile ra, dal ile ra. Aynı zamanda T de var. T de var. Harfler tutuyor yani. Bu fiilin kökünden burada mastar getiriliyor. Fiilin kökünden mastar getiriliyor. Fiilin kökünden mastar getiriliyor. D şıkkı ve'edtuke vu'uden. Bu vu'uden ile ve'edtu kelimesine baktığınızda şaşırmamak gerekiyor. Neden? Ve'edtu yani ve'ede. Vav, ayın dal var. Vav, ayın dal var. Tutuyor aynısı. Öyleyse bu da mef'ul mutlak diye aklınıza gelebilir. Ama vu'ud kelimesi acaba va'edenin mastarı mı? Değil. Problem orada zaten. Va'ede, ya'idu, va'dun. Va'd diye bunun mastarı gelmesi gerekirdi. Dilerseniz birlikte bakalım. Ve'ede bunun mastarı ne gelir? Birlikte arıyoruz. Vav. Vav harfinden giriş yaptık. Ve'ede öyleyse şimdi ayın harfini bulmalıyız. Ayın var. Yanında ne olacak? Dal olmalı. Şuradan giriş yapalım. Va'ede. Görüyorsunuz. Va'de ya'idu va'dun. Mastar va'dun gelmektedir. Oysa az önce vu'ud diye geliyordu, değil mi? Evet, vu'uden diye yazılmış. Bunun mastarı değil ki. Dolayısıyla bir yani yanlışlık olmuş oluyor. Vu'ud kelimesi doğru kelime değil çünkü mastar değildir. Böylece 9. soruyu yaptık. 10. Ayeti kerimelerin hangisinde mef'ulü mutlak olan mastar, fiilin yapılış çeşidini, yapılış çeşit, tür, nevi, hepsi aynı manada bildirmek için gelmiştir. Fasbir, sabret, sabren, sabretmek ile. Öyle sabır ki cemilen güzel bir sabır. Güzelce sabret. Sabrın nasıl yapılacağı ifade edilmiş mi? Evet, güzel sabır denilmiş. Normal sabır veya kötü sabır, başarısız sabır değil. B şıkkı ve kelleme konuştu Allah Teala Musa Aleyhisselam ile tekmiyle konuşmak ile. Konuşmak ile konuştu. Musa Aleyhisselam ile konuştu. Fenazara nazraten fin nucum. Nazara nazraten. Yani bakmakla baktı. İnna nahnu nezzenna aleyke Kur'ane tenzile. İndirmek ile indirdi. Meful mutlak. Ve rattil tertila. Yine meful mutlak. Aslında bu soru bir önceki soruya kopyadır. Yani nasıl kopyadır diye düşünebilirsiniz. Yani çoğu sorularda ne diyebilirim? Bir soru diğer soruya kopya bilgi verir. Onu görebilmeniz istenir yani. Görebiliyor musunuz diye. Şimdi burada mef'ul mutlak ögesi yoktur demişti. Mef'ul mutlağın ne olduğunu bilmediğinizi düşünün. Şuraya geldiniz. Mef'ul mutlak ne acaba diye yine düşünmeniz gerekecek. Ve ortak noktaları tespit edebilmeniz gerekir. Nedir? Fasbir sabran. Aynı harflerden oluşmuş. Sat, ba var, ra var. Aynı. Kelleme, teklimen. Yine aynı harfler söz konusu. Nazara nazaten aynı harfler.
Nezzele, tenzil aynı harfler. Rattil, tertil aynı harfler. Demek ki hepsi de mastar ama görüyorsunuz mastar mastar. Dolayısıyla ortaya çıkan sonuç neydi burada? Meful mutlağın ne olduğunu hatırlamış olmanız gerekirdi. Böylece yukarı çıktığınızda demek ki meful mutlaktır mastar diyerek aramanız gerekir. Daima kopya vardır. Görüp göremeyeceğiniz tabii size kalmış bir şey. Mana yönünden bakıldığında A şıkkıdır diyebiliyoruz. 11. Altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Getireceğimiz kelime evvela öge olarak tabii hem öge hem mana olarak çıkması gerekir. Verese raculul eşcar tecmilen. Diyelim ki verese'nin manasını bilmiyoruz acaba ne kastedildi. Sözlükten bakılabileceği gibi tabii sınavda bakamazsınız. Manasının da bir önemi var mı? Bir önemi yok. Garese fiildir, el racülü faildir, el eşcara mefuldür, mefulü bir diye gözükmekte. Belki mefulü başka mefulü çeşidi de olabilir, buranın manasıyla alakalı. Ama önemli değil hala. Önemli olan burası. Niye öyle oldu? Tecmilen. Nedir? Mefulü lehtir. Sebep bildirmektedir. Öyleyse ne diyelim? Sebep bildiren kelimeyi bulmamız gerekiyor. Hangisi sebep bildirildi? Mef'ulü leh olduğunu fark ettiyseniz geriye kalan tek şey nedir? Mef'ulü lehlerde lam harfinin yani li diye yazılan harfi cerrin gizli olduğunu bilmek bilgisine kaldı durum. Yani mef'ulü lehlerde bir tane lam gizlidir zaten. Öyleyse ortaya hangisinde çıktıysa onu seçmeniz gerekiyor. Lil cemali. Lil cemili. Burada tecmil yazmıştı. Alel cemali. Tecmil geçiyor mu? Geçiyor. Başında li var. Lil tecmil. Doğru cevap bu olur. Bunu nereden bildin? Mef'ulü lehlerde lam harfinin gizli olduğunu, zaten lam manasının olduğunu bilmemden yola çıkarak burada li vardır. Doğrudur. Zaten tecmil şeklinde sadece burada yazılmış. Değil mi? Tecmil. Diğerlerinde cemal, cemil filan yazılmıştır. Yani ne diyebiliriz? Bir, mef'ulü leh olduğunu tespit edebilirseniz ve mef'ulü lehlerde lamın gizli olduğunu bilirseniz çözersiniz. İki, cümlenin tamamının manasını bilirseniz yine çözebilirsiniz. İki tane yoldan bu çözülebilirdi. 12. soru. Noktalı yarı uygun kelime hangisidir? Uygun mana sorusu bu. O da rağbeten olmalıdır. Çünkü zaten diğerlerinden farklıdır. Bir de şu var arkadaşlar. Soruları çözerken az önce dediğimiz gibi bir sorudan diğer soruya ne vardır? Daima bir köprü, bir işaret var. Yani kopya var diyebiliriz. 12. soruya geldiğimizde de soru çözüm tekniklerinden aklımıza gelen şu oldu. Cevap daima nedir? Farklı kelimedir. A şıkkı hariç diğerlerinin tamamı nedir? Fiildir. A şıkkı ise fiil değildir. Böyle bir farklılık da var. Yani cevap daima farklı şıktır dedi ki. Tabi buradaki durum mana sorusuydu. Manayı bilmediğimizi farz ediyoruz. Çünkü sınavda bilmediğiniz kelimeler çıkabilir. 13'e baktığımızda anlamlı ve tam bir cümle oluşturmak istendiğinde hangisi doğru olur? A şıkkına bakıyoruz. El muvatinune vatandaşlar cemii müzekker salim. Vatandaşlar gadara elbelede. Gadara yola çıktı manasına gelmekte. Buna göre el muvatinune müttedadır. Fiildir. Hüve fail olmakla birlikte elbelede de meful kabul ederiz. Fiil cümlesi olarak haberdir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ama şöyle bir problem var. Her fiil fail alması gerekiyor ya tam fiillerden bahsediyoruz. Gadara'nın faili ne olur? Hüve olur. Hüve zamiri nereye gidecek? Zamirler daima sağ tarafa doğru gider ya. Hüve zamirinin gidebileceği bir yer yok. Çünkü el muvâdinûne cemidir. Hüve zamiri ise müfret olacaktır. Muvâtının kelimesine uygun olmadığından bu cümle uygun değildir. Neden uygun değildir? Uygun olmama nedeni gadara kelimesinin müfret oluşuyla alakalı. B şıkkı gadara
Burada Gadara tabii şu var. Burada da Gadara, her tarafta Gadara diye yazılmış. Ama buradaki yani A şıkkındaki problem El-Muvadinune kelimesini müptedâ yaparsan Gadara ile de bir haber cümlesi oluşturmak istersen Gadara'nın cimi olması gerekir. Yoksa Gadara'yı başa aldığın zaman tabii ki müsnet olması yeterli. Gadara yola çıktı. El-Muvadinune vatandaşlar, el-Belede, şehir, ülke. Niye çıktılar? Hafen korktukları için minel harbi savaştan. Doğru mudur? Doğru bir cümle yapısı. Gadara fiil, el-muvadinune fail, el-belede meful, hafen mef'ul li ecli olur. Minel harbi, bunlar da car, mecrur, mutaalliktir. Yola çıkış nedenlerini bildirmekte. Minel harbi, savaştan Gadara yola çıktı. El-belede, şehre, ülkeye. El-beled el-muvatinune, şehir vatandaşları olur, ülke vatandaşları olur. Hafen korktuklarından dolayı. Neden korkmuşlar? Minel harbi. Cümle yapısı yine bozuk olmuştur. Diğerlerinde de yine cümle bozukluğu söz konusu. Buna göre doğru seçenek B şıkkı olmaktadır. Yani bu tür doğru cümleyi tespit ederken fiil, fail, meful diye tespit ederek, mübteda haber diye tespit yaparak gitmenizde fayda olacaktır. 14. Evde'er racül demiş. Eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Hıfz, ezberlemek, korumak manasına gelmektedir. Tabii ki bir mana sorusu, yani ezber sorusu. Ezberlediyseniz bileceksiniz, ezberlemediyseniz yapamayacaksınız. Şimdi buradaki doğru şık, yani zaten belli. Nedir? E şıkkıdır. Dilerseniz bir de online sözlük görmüş olalım. Mesela siyaneten kelimesini bir yazalım. Arapça klavyede yazalım. Sonra onu Arapça sözlük sitesine yazarak, yani kopyala yapıştır yaparak Arapça sitesinin verdiği manayı görelim. Sonra o sitedeki bilgileri Türkçe'ye çevirelim. Yani biraz işlem yapalım. Siyaneten kelimesini aklımızda tutarak yola çıktık. Sat, ya, Elif, Nun, T. Siyaneten kelimesini yazdım, kopyaladım, buraya geldim, yapıştırdım. Ve ara dedim. Tabi burada çeşitli kelimeler buldu. İşte siyanet isimdir, hepsi manasına gelir diye zaten. Ne oldu? Direkt yazdı mı? Direkt yazdı. Geriye kalan ne oldu? Geriye kalan, yani zaten yazıyor hepsi. Zaten açıkça belli de. Yine de biz Türkçe'ye çevir diyelim. Türkçe diline çevir. Chrome kullanmanız uygun bu seçeneğin olması için. Tıkladık. Ve ne yazdı? Koruma, savunan, savunma, koruma, bakım, hizmet diye yazıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aşağı doğru da tabii ek bilgiler devam etmekte. Böylece sizinle bir tercüme sitesi paylaşmış olduk. Hem nasıl yapılır bunu görmüş olduk. Sitenin adı Alma ane.com, yani almaani.com. 15. soru. Zıt anlamlısı sorulmuştur. Neyle alakalı bunlar? Tabii ki ezber yapıp yapmamanız ile alakalıdır. Yani oturup uzun uzun anlatılacak bir şey yok bunda. Buna göre doğru şık D şıkkıdır. 16. Altı çizili kelime atıf ilişkisinde aşağıdakilerden hangisini temsil eder? Atıf ilişkisinde ne vardır? Bir matuf vardır, yani atıf edilen. Bu nedir? Daima atıf harfinden sonra gelir. Matufun aleyh üzerine atfedilen. Bu atıf harfinden önce gelir. Edatun atıf, bu da atıf ile matuf arasında yer alan atıf harfidir. Tertip bir mana ifade etmek. Takip o da bir mana ifade etmek. Yani konuyla direkt alakalı olmadığı gibi bunlar atıfsa bir öge de değildir zaten. Buna göre evvela atıf harfini bulayım ki matuf mu matufun aleyh mi onu tespit edeyim. Haraçtu ben çıktım minel beyti evden. Fegafeltu. Fe nedir? Atıf harfidir. Kelimenin aslından değil yani. Fegafele diye bir fiil değil bu. Fegafele diye bir fiildir. Tu da faildir diye düşünmüş olabilirsiniz. Öyleyse atıf harfi nerede? Aramaya devam ettiğinizde bab var. Bize farklı bir kelime var. Bir suratin var. Bi yani ba atıf harfi değildir ki. Harfi celdir.
Öyleyse fe atı farkıdır. Bu durumda altı çizgi kelime ne olur? Matuf olur. Matufun aleyh daima sağdadır. 17. Ne demiş? Eş anlamlısı. Yine bir mana sorusu, yani ezber yapmış olmanız gerekir. Bunun için uzunca anlatılabilecek bir şey söz konusu değildir. Doğru şık B olur. 18. Zıt anlamlı sorusu. 18'de A'dır. İktarabe yakınlaşmak, iptal'de uzaklaşmak. 19. soruya bakmaktayız. Alel ekal terkibi nereye konulması uygun değildir? Mesela buraya uygun mudur? Uygundur. Niye uygundur? Çünkü önce birim geliyor. Methafeyn. Önce birim, ardından ekal gelmiştir. Bu yüzden uymuştur. Mesela C şıkkında ne demiş? Dolardan bahsetmiş. Önce bir birim gelmiş. 1.000 dolardan bahsetmiş. Hatta aşre demiş. 10.000 dolar demiş. Ardından alel ekal gelmiş. Birimden sonra. Erba'i senevat. Önce birim, yani bir nicel değeri olan, sayısal değeri olan bir şey geliyor. Ardından alel ekal geliyor. Sagir, yine ne var? Yine bir birim var. Külle yevmin, yine bir birim var. Ardından alel ekal geliyor. Oysa B şıkkın alel ekal geliyor. Ardından birim geliyor. Hamset dena nir geliyor. Birim daha sonra gelmiştir. Böyle bir farklılık var ortada. Bu yüzden B şıkkı uyumlu değildir. Yani alel ekal birimden sonra gelmeli. Bu kilometre olabilir, parasal değer olabilir, farklı bir kilo olabilir, dedik saat olabilir, gün olabilir. Yani bir şey bildirmesi gerekiyor nicel olarak, sayısal değer olarak bir şey bildirmesi gerekiyor. En uygun şekilde tamamlamak için ne getirilir? Dûne en yekûne lehu ra'yun fî zâlik. Bu konuda onun bir görüşüne bakmaksızın, görüşü olmaksızın. Bizalik. Bu tamamıyla neyle alakalı? Bir, mana, iki, uygun harficeleri tanımakla alakalı. Yani bu soruyu yapabilmek için ne gerekir esasen? Harficeler ile bayağı bir haşır neşir olmak, biraz metin okumuş olmakla alakalı bir soru. Tabii ki mana ile de alakalıydı.